Holografik bakışa tekrar hoş geldiniz efendim. Nasipse 7. sözün son demlerindeyiz. Okuya okuya geldik. Son paragrafı da okuyup bitirelim mi? Evet. Şimdi burada önce bir ayetle başladı. Sonra onun açıklamasını yaptı. Ayeti tefsir etti. Evet. Şimdi tekrar hadis ve ayetle yoğrulmuş bir duayla bitiriyor. Aslında çok güzel bir şey örneği veriyor yani insaniyetin kainattaki vazifesini ifade ediyor. bir ayetle başlamak niyetini doğrultuyorsun Ben kainatı hmm. ve Kur'an'ı anlamak için bu dünyadayım yani yaratıcımızın mesajını ve o yaratıcının mesajını alıyorsun bir güzel tefekkür ediyorsun, zihninde yoğuruyorsun, anlam katıyor, anlam katmanlarına üzerinde çalışıyorsun. Evet, anlam katmanlarına gidiyorsun. Ondan sonra o yoğurduğun, anlamlandırdığın ve kainatı onunla anlamlardığın ayeti, ayetin vesilesiyle senin ihtiyaçlarına bakan, sana senin insaniyete bakan yönleri keşfettin. Şimdi o sonra insaniyetini konuşturarak Allah'ım sen böyle birisin ve ben de böyle biriyim. Yani ve ben senden bunları 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 istiyorum diyerekten Yani bile bir nevi veya aslında istiyorum değil. Sen böyle birisin, sen böyle birisin, ben de böyle biriyim diyerekten Ubudiyet ve uluhiyet ilişkisinde e, yerini alıyorsun. Yerini alıyorsun. Yerini alıyorsun. Çok muhteşem bir şey yani. İnsaniyetin e, mahiyetini ortaya koyan bir böyle bir e, sunum yapmış oldu burada bize. Elhamdülillah. Şimdi bu Arapça kısmını, dua kısmını beraber okuyalım ve e, Arapçamızın döndüğü kadar zaten mealini değil de risale-i nurun bize verdiği. Zaten dikkat ed edersek şu 7. sözde söylenen sözlerin şu ara kısım tamamen özeti. Tamamen özeti. Yani Hı -hı. orada ne söylediyse onu özet olarak. or ayetül Kübra'da çok yapar onu. Ayetül kübra da önce bir anlatım yapar, sonra o Arapça kısımda onu özetler. Ee, bize de onu da e, talimini yapıyor yani. Niye bunları yaptık? Bunları bu hakikatleri söylemek ve ilan etmek için e, yaptık. İnsaniyetimizi konuşturmak için yaptık diye bize bunu e, ders veriyor. Evet buyur. Ben Arapça kısmını oku. Ben de... E, Sen oku abi. Tamam. Ben okursam ben, ben o zaman ki, yorumluya yorumluya okuyalım. Beraber konuşa konuşa okuyalım. Allahümme nevvir bana bi nuril imani vel Kur'an. Allah'ım kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla ve imanın ve Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Bu ne demektir biliyor musun? Beni insan yap. Çünkü insaniyettir insanı, şey insaniyettir bir beşeri, anlatabiliyor muyum? Yaratıcısıyla irtibatlandıran şey. İmandır, değil mi? Kulu Rabbine rapt eden şey. Ve kulun, Kur'an'ın nurudur ki beni ona götürür. Kalp? Kalp özellikle. Çünkü aslında şunu şunu söylüyorum ben. Allah'ım beni bitki, hayvan, beşer olmaktan çıkar, insan yap. Yani kalbin ve ruhun dereceyi hayatı derecelat. Kalbin ve ruhun dereceyi. Çünkü kalbinle muhatap olursan, Ruhunla muhatap olursan aleme o zaman insan gibi muhatap olmuş olursun ve Kur'an'a muhatap olursun. Kur'an'ı dinlemek istiyorsan, çiçeği değil de Kur'an'ı dinlemek istiyorsan ruhunla çiçeğe bakacaksın. Kalbinle ve ruhunla. Kalbinle ve ruhunla çiçeğe bakacaksın. O zaman orada okuduğun şey Kur'an'dır. Çünkü hmm. bak mevcudatın üç basamakta ele alıyor. Mevcudatın üç kademesi var. Onun dışındaki bütün... Bir, bir zaman diyor hikmeti beşeriyenin mevcudata dair dedikleri bana çok şey göründü diyor abes göründü şey göründü diyor dar göründü diyor baktım ki o hikmet abesiyete gider biraz kelimeleri değiştirdim bu sora bakmayın aklıma o kadar geldi abese gider diyor sonra anladım ki bütün mevcudat mektuptur hmm. yani yaratıcının bir mektubudur en azından öyle oku yaratıcı sana yazı yazmış sana muhatap oluyor o sen ve o. ama o gaypta. Doğrudan doğruya muhatap olamıyorsun. Mektup üzerinden muhatap oluyorsun. Ama mektup okurken bile onun kendi yanında hissedersin ya. Özellikle sevgili ve çok sevdiğin biri ise, çocuğundur bilmem nedir falan. Değil mi? Bir anda o senin yanında canlanır verir. O da güzel. İki, Mevcudat kademe atlıyor. Tefekkürle şeyle falan sanat tezahür edince mevcudat üzerindeki sanatın hakikati ortaya çıkınca aynı olduğunu anlıyorsun. Yani sen Yaratıcıya bakan bir aynasın ve yaratıcı sende kendini seyrediyor. Muhteşem bir şey. Anlatabiliyor muyum? Sen ve bütün kainat tabii ki. Bütün mevcudat ayna oluyor senin için. En sonunda bütün mevcudat onun konuşması oluyor. Ve sen de onun konuşmasının bir ifadesi oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mevcudat terakki ediyor. Evet. İşte kalple, kalple aleme bakarsan bunu görüyorsun. Ama affedersin mideyle aleme bakarsan Affedersin tuvaleti dolduracak şey görüyorsun. Başka bir şey görmüyorsun açıkça söyleyeyim. Yürüyen tabaklar her taraf. Evet. Suret görüyorsun. Evet. Allahümme nevvir kulubena binur iman vel Kur'an derken bunu kastediyor. Allah'ım beni insan et. Kalbimi nurlandır. Evet. Ta ki alemin nurunu göreyim. Alemde tecelli edenin nurunu göreyim. Nuru cemaline müşahede edeyim diyor. Allahümme agnina bil iftikari ileyk. Bak nasıl dua ediyor. Biz zengin olmayı isteriz. <laughs> evet. Yani o diyor beni fakrımla zenginleştir. Sana olan fakrimi arttırmak suretiyle evet. zenginleştir. Demek ki gerçek zenginlik fakirlikte. Çünkü bende bir şey var dediğin anda o şey kaybolup gidiyor. Tamam. Onda olan her şey onda, onun yanında. Dolayısıyla sana ne kadar çok ona ihtiyaç duyarsak o kadar zenginiz. Ona fakir oldukça zengin oluyoruz. Evet çünkü oh onda her şey onda. Ama ondan gafil oldukça her şey elimizden çıkıp gidiyor. Ne kadar güzel o. Allahumme eğnina beni gani kıl neyle? Senin fakir sana olan fakirliğimle. Evet, fakrimi arttırmak suretiyle beni gına kıl. Fakrin artması gerekiyor. Ne kadar çok fakirsen o kadar çok zenginsin. Çünkü karşında gani mutlak var. Senin fakrına binaen gönderiyor. Öyle. Evet. Kamil insanlar fakr ile Aynen öyle. Evet. Ne diyor? <laughs> Allahumme agnina bil iftikari ileyk ve la tufkırna bil istignay ank. Fakir gerçek fakir. Fakır, fakr neymiş? Ondan istigna etmek. Evet. Beni sana ihtiyaç duymama, sana muhtaç olmama fakrine düşürme. En büyük fakirlik, gerçek fakirlik Allah'a ihtiyaç duymamaktır ki zaten her an ona muhtaçız. Tabii. Her an ya nefes alıp vermemiz. <laughs> yani bir kişinin tutup da benim sana ihtiyacım yok demesi Allah'a bittiği noktadır. Bitti. Bitti yani. Ona peki dese ne yapacaksın? Ne, bitti. Ne olacak? Hayır yani ben bana yeteceğim dediğin zaman ne yapıyorsun ki? Tamam canım. Onu yok kabul et. Ne oldu ki yani? İnsaniyetinle, insaniyetinle, sonsuzluk arzunla ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Cehennemi yaşarsın başka bir şey yok. En basitinden evet. dese ki peki o zaman sen yoluna ben yoluma al dünyamı aldım. Sen kendi yoluna bak dese. <laughs> ya dünyasını almasa bile. Hani mesela <laughs> yani ne bileyim. Evet. Karikatürize evet, ettim. Evet. evet. Bilifti. Bilistignay ank. Tebarana ileyk min havline vel kuvvetine. Aha bak. Şimdi biz hep neye vurgu yapıyoruz? Benim iradem, benim kudretim, benim bilmem ne. Benim seçimim. Benim seçimim. Ben, ben, ben. Ne diyor burada? Beni beri kıl diyor ya. Uzaklaştır diyor. Min havline ve kud. Benim kudret, kendi kudret ve havlimden beni uzaklaştır. Bu vehimden beni sanal, sanal olandan, beni kurgudan uzaklaştır demeye getiriyor. Çünkü kendimde bir şey tevehüm ettikçe senden gaflet ediyorum. Varmış senden, gibi düşünüp e. kendim o zaman falan diyorum. Abi işte kendi gücüm varsa gücüm ne kadar olduğu belli. Kainatın içinde yerinle belli ya. Yoksun bile yani. Yoksun. O yok olan bir şeyin kainatı isteyen bir duygusu var, kalbi var. Nasıl o kainatı elde edecek ki? Edemez. 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 Çok Dolayısıyla belli. ne kadar en büyük aptallık yani... Bu illüzyondan kurtar beni diyor. Evet. Bu illüzyondur zaten. Beni sonsuz olanın kapısından alıkoyan şeydir. Tamam. O zaman bunu at. O akıl fenerini attım diyor ya muhteşem bir şey. Evet. Hakikaten. Evet. Şimdi burada da insanlar şunu diyebilir. Bak aklını at. Hayır. Aklını ona ver. Onun zaten. O işletsin aklını. Aklını adam gibi kullan. Adam gibi kullan yani. Diğer türlü akılsızlıktır yani. Evet. <laughs> <laughs> Tebarana ileyk min havline ve kuvvetine velteca'na ila havlike ve kuvvetike beni senin havl ve kudretine iltica ettir. Ondan ne medet beklememi beklettir beni. Yani bu da bir gerçekten benim elimde olan bir şey değil. Kudret ve kuvvet onun elindedir. Her şey onun elindedir ve benim yapmam gereken onun kudret ve kuvvetine istinad etmektir. Bu bile benim elimde değil yani. Ben ne yapıyorum? Lütfen beni senden ayırma diyorum yani. O kudretten ayırma. Evet. Ve ja'alna minal mutevakkilin aleyk beni sana tevekkül edenlerden seni vekil kılanlardan, evet. amelinde, her şeyinde seni bir yani gören o, işittiren o, duyduran o, yürüten o, değil mi? Ben bunun farkında olmayı bana müesser kıl demektir. Yani, yani zannettirme beni kendi kendime kendim bir şeyler yapıyorum, kendim böyle bir aptallığın içine giriyorum yani. Ben elimi kaldırıyorum zannediyorum. Ya kaldıran sensin ve senin emrine itaat eden. Ve senin için yaşayan ve dolayısıyla aslında var olan, bu şekilde var olan kullarından olmayı isteyeceğim. Gözünü onun emrine ver. Kulağını onun emrine ver. Yani onun emrine ver de ki ben Allah'a böyle dua ediyorum. Senin emrinde olsun kulağım. Gözüm senin emrinde olsun. Duygularım senin emrinde olsun ki anlamda olsun. Evet. Eğer ona intisap etmezsen yokluğa intisap edeceksin. Kendine intisap etmek demek, yokluğa intisap etmek yani. demektir. Gidecek başka bir evet. Şey yok. Evet. Mütevekkilin aleyk. Ve la tekilna ila enfusina beni nefsimle baş başa bırakma. Evet. Çünkü o nefis beni <everywhere>. senden alıkoyan bir zalim konumuna geçiyor. <varit> Halbuki sana ulaştıran vesile olması gerekirken. Dedin ya kurgu diye. Evet. Nefsimle baş başa kaldığım zaman onun daha katılaşmasına vesile oluyor. O bir yerde... Ee, Şeytanın üflemesinden ve yanımda bulunmasından sana hmm. sığınır esprisinde. Dışarıdan üfleyen şeytan içeride onu dinleyen nefis var. İşte o yanımda bulunandan da beni koru derken onu kastediyor. Nefis hmm. beni şeytan çünkü sürekli şeytanın vesvesesine açık bir mekanizma o. Onunla baş başa kalmak demek seni unutmam demektir. Beni böyle bir gafletten muhafaza et diye Allah Allah'a sığınıyoruz. Tehlikeden koru. Evet. Vahfazna bi hıfsike varhamna hamil المؤمنين وَالْمُؤْمِنَاتِ المؤمنات وَالْمُسْلِمَاتِ sen beni koru. Kendimi kendime koru. Kendi kendimi koruma koruyacağım zannından beni koru demek istiyor. Çünkü ben kendimi koruyamam. Çünkü tamam. bende bir şey yok ki. Yok gerçekten. Bekaya açılacak bir kuruşluk gayret şeyim yok yani. Elimde bir, bir sermaye yok, bir gücüm bir şeyim. Sermaye yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamam zaten. İnsan kendini kandırıyor. Ben bir şeyler yapıyorum zannediyor. Kabir kapısına kadar bir şey yapma zannım bile. Zaten bir şey yapmıyorsun. Elini dahi kaldırmıyorsun ayrı mesele ama. O zannım bile. Veya o zannının neticeleri bile. Kabir kapısına kadar bir şey yok. Evet. Vahfazna bihifsike verhamna beni bize merhamet et. Verhamil müminine vel müminat. Bütün müminlere ve müslümanlara, müslümlere merhamet et. Yani sana teslim olanlara sana iman edenlere yani seni bilenlere merhamet et. Zaten seni bilenlere merhamet. Merhametini onlar ancak alır, anlar. Evet. Herkese merhamet edersin ama senden merhamet bekleyen onlardır. Evet. Ve evet. salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin şimdi salatu selam getir ona. Niye? Niye salatu selam gidiyorsun? Ona selam olsun. Niye? Çünkü bu anlayışı bana onun vesilesiyle yolladın. Sen yolladın ve onu bize şefaatçi yaptın. Tıpkı midemizin açlığına evet. midemizin açlığına elmayı şefaatçi yaptığın gibi yani. Yine sen veriyorsun. Ben ama elma yoktur, anlamsızdır demiyorum ben. Tamam. Alıyorum elmayı hürmeten, sana hürmeten ona. Resulullah'a da hürmetim bundan. Bana seni tamam mı? Seni tanıyacak vesiledir o. Sen o vesileyi yaratmışsın. Ve senin için ona gidiyorum ben. Ve sen demişsin ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِيُونُ يُحْبُكُمْ De ki o, ona söyletmişsin. Beni seviyorsanız ona itaat ediniz. Ben ona salatü selam getirirken ona senden gayri bir şey biçtiğim yok ki. Tamam. Sen dediğin için yapıyorum. İnna Allah ve melekatehu yusallun alen nebi. Allah ve melekler ona salatü selam getirir. Allah ve melekler ona salatü selam getirirse ben benim haddime mi düşmüş? Getirmemek. Getirmemek. Ne demek Allah ve melekler ona selam? Kur'an söylüyor ya bunu. Ha Allah ve melekler diyor. Allah ve melekler Allah özellikle kendisine giden yolu onun üzerinden açmış. Evet. Oraya gidin. Beni seviyorsanız ona itaat edin diyor demiş. O zaman ben de ona itaat ederim. Evet. O Allah dediği için. Çünkü benim duygularım Allah diyor. Benim insaniyetim Allah'a gitmek istiyor. O bilet, o biletçi. o. Öyle. Evet. Salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin abdike. O senin abdindir. Yani bana örneklik olarak teşkil edebilecek mahiyette biridir. Benim gibi okuldur. Ama senin abdin de derken sana tam ubudiyet eden seni tam gösteren, en mükemmel şekilde sana işaret eden bir abdir. Abdike ve nebiyike, nebidir aynı zamanda bana haber getiriyor, senden haber getiriyor. Ve nebiyike ve safi ve safiyike, saf temiz yani pür bir hakikat getiriyor. Eksiksiz, noksansız bir hakikati getiriyor. Ve safi ve safi ve, ha, ve halilike o senin dostundur. Nereden alıyorum dostunu? Sen onu destedin misin? Ve bakıyorum ki ona bana ne getirmişse benim insaniyetime tam uyuyor. Tam denk geliyor. Benim aradığımı bana söylüyor. Çünkü benim içimde Doğru. aradığımı aratan da Allah. Ne aramam gerektiğini de bana söyleyen de Allah. O ruhu benim içime derceden de Allah. Dolayısıyla ona cevap veren o. Ve halilike ve cemali mulkike. Ve meliki sunike ve ayni inayetike ve şemsi hidayetike. Allah bunların hepsinin açılması lazım. Ve lisani ben geçeyim yani. Ve cemali mülk' mü, mülkike. Mülkünün güzelliği. Ve meliki sunike sanatının sahibi. Yani sanatını o gösteriyor. Onun vasıtasıyla anlıyoruz biz o sanatın senin sanatın olduğunu evet. o öğretiyor bize. Onun okumasıyla görüyoruz. Evet. Ve aynı inayeti ki inayetinin bir kita bizzat kendisi ben Allah'ın inayetini gördüm görmek istiyorum diyen Resulullah'ın üzerinden bunu okuyabilir. Aynen. Evet. Yani ayna olmuş ona. Resul Allah'ın inayetini. Aynı inayeti ki gerçekten öyle ki yani gerçekten öyle. Ümmeti ümmeti sırrını anlıyorsun. Resulullah insan yani insaniyet için ne yaptı bu Müslümanlar? Ulan sen İnsaniyet için ne yaptın? Beşeriyet için çok şey yaptın ama dünyasını mamur insaniyet için ne yaptın? Bekaya gidecek, ebediyete götürecek, ebedi saadeti kazandıracak ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Kapattın hatta o yolu. Depresyon antidepresan verdin onu da hatırlamadılar. Evet. Ama Resulullah insaniyete apaçık konuşan, insaniyeti kandırmayan Dos doğru ebedi olanı gösteren değil mi? Hakk'ı gösteren bir rehber olmuş. Hani Bedevi'nin bir tanesi şey bir programda bahsettik ya. Evine giderken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Vesselam'la karşılaşıyor. Soruyor. Evet. Nereye gidiyorsun? ''Ehlime gidiyorum. Evime gidiyorum diyor. Yani ne için gittiği az çok böyle ya yemek içmek veyahut hani bir şey hanımına gidiyor yani. Evet. Ben ondan sana daha hayırlısını söyleyeyim mi diyor. Yani insaniyet mertebesine davet ediyor. Evet. O istediklerini ebediyen kazandıracak bir hakikat söyleyeyim mi demek istiyor. Ve bak görüyor musun? Adam da demiyor evet ki, diyor. Evet. Evine gitme demiyor. Evet. Ama sen o hanımın gülüşünü, seni karşılayışını, çocukların senin etrafında pür pür dönüşünü memnuniyetle kabulüyorsun. bunu bekasını istemez misin? Sonsuza dek istemez misin? Bak. İnsan isen isteyeceksin. İnsan isen isteyeceksin ve sana bunu teklif ediyorum. reddeder? Evet. Evet. Reddeden insan değildir. Ne dedik? Aynı inayeti ki ve şemsi hidayeti ki. Ha bir hidayet işte. Hakikate insana kim ulaştırabilir? Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bunlar nedir sorusuna kim cevap verebilir? Yok veren yok. Felsefede Yaratıcı. veren yok. Yaratıcı. Yaratıcı da Resul'un ağzıyla söylüyor. Evet. Haliyle söylüyor. Şems-i hidayetike ve lisani hüccetike. Delil lisanı delil olmuş. Çok uzun girmiyorum. Buralarını konuşmak lazım. Ve misali rahmetike. Rahmetin temsili olmuş. Mücessem rahmet olmuş. Ebediyet noktasında rahmet olur. Yoksa gerçekten adamın karnını doyurdu. Ne anlamı var ki? Ebediyen doyuracaksın. Ve diyorsun ki sen Resul bize diyor ki korkma diyor. Korkma diyor. Mev'idukumul mev, idukumun, mev, mev idukumun cennet diyor. Sizin ulaşacağınız yer cennettir. Allah orada. İnşallah. Bitti ya. Neyine korkayım daha? Neyine korkayım? Bana Allah'ı tanıttı yani. Sonsuz, bu, dünya, bu, dünya, olduğu sonsuz, gibi tersine dönse evet, Allah korusun ama... Sonsuz hazineyle tanıştırdı beni. Bitti. Evet. Gene de şey yapamıyor insan bak görüyor musun? Evet. Dayanamıyor. Ve lisan-ı hüccetike ve misali rahmetike ve nuri halkike. Ya... Yaratılış nuru. değil mi? Nur, yaratılışın nuru. Baktığın zaman aydınlatıyor her tarafı. Hakikat... Yaratılış bir nur. Evet. Yani ya bir onun her hali dur. olduğunu kabul etmek. Evet. Ya her hali dur. O ona baktığın anda Allah'a hatırlıyorsun. Onun fiiline baktığın anda hakikat senin dünyana açılıyor. Ya bir amel tuvalete gidiyor, çıkıyor bak. Bunu sürekli söylerim. Ve söylediği cümleye bak ya. Elhamdülillah ezhebe anni eden ve ebka aleyhi nef'an. O fiilin anlamlandırıyor benim için. Niye tuvalete gidiyorum iki de bir? Operasyonel bir şeyden çıkarıyor onu. Evet, sana bana benim benim içimden ben, bende zararlı olanı alan bana faydalı olan bırakan Allah'a hamd ederim. Demek ki o fiilin amacı Allah'ın zararlardan koruyan ve menfaati sana bırakan olduğunu öğrenmekmiş. Okumak yani. Onu okumakmış ve Resulullah bana haliyle aydınlatıyor, o fiili aydınlatıyor. Ameliyle aydınlatıyor, sözüyle aydınlatıyor. Evet. Bütün paragrafları bitirmek istiyorsa hızlanmamız lazım abi. Evet. Bugün böyle uzun olsun biraz. Peki. Şerefi mevcudatike. Mevcudatın şerefidir. Yani o olmasaydı alem anlamsızlaşacaktı. Ve siraci vahdetike. Vahdetin ışığıdır. Bize bütün kainatın bir bütün olduğunu ve bütün kainatın sahibinin değil mi? Bütün kainatta tecelli eden bir nur olduğunu o öğretiyor bize. Ve siraci vahdetike fi kesreti mahlukatike. Ya bu kesretten vahdete götüren, hmm. birliğe götüren, her şeyin özünün o olduğunu bildiren sayısal çokluktan mutlaklığa bizi götüren odur. Evet. Ve ve tılsımı tılsım kainatike. Kainatın sırrını açan odur. Demin de onu söyledik zaten. Ve delali saltanat saltanati rububiyetike. Her şeyin bir Rab tarafından terbiye edildiğini ilan ediyor. Ne ile ilan ediyor? Hayatıyla ilan ediyor. Kendi terbi, kendi üzerindeki terbiye alametleri ve kainattaki terbiye alametlerini okumak ve okutmak suretiyle yapıyor. Ve bu mübelliği tike Allah'ın neden razı olduğunu bize bildiriyor, değil mi? Allah'ın isteklerini bize bildiriyor. Merdiyatike. Ve muarrifi künuzi esmaike. Demin de yine söyledik. Alemin arkasında gizli olan hazineleri, esma-i ilahiye definelerini deşifre ediyor bana. Açıyor, bu çiçek demiyor. Burada cemili zülcelal tecelli ediyor. Evet. Kenz de diyor mu? Evet, kenz, evet. Define. Esma. Esma ilahiyenin definelerini tarif ediyor bize. Ee, Ve muallimi bir ibadike. Bir çiçeğin arkasındaki ismi yakalarsam hazinesini bulmuş olurum. Evet. Zaten oydu onun için vardı. Evet. Ve muallimi ibadike. Kullarının muallimi. Gerçek muallim de o. Ve tercümanı ayatı ki ayeti tercüme ediyor. Ayetin ne manası? Şunları da ayet, bunları da bana o açıklıyor. Evet, çok konuştuğumuz için söylemiyorum ve kısa geçiyorum. Ve mirati cemali rububiyeti ki, rububiyetini hayatıyla ayna tutuyor, onun rububiyetini ayna tutuyor, onun terbiyesini ayna tutuyor, bana gösteriyor yani. Ve yaratıcı, yaratıcının efalini, eserlerini nasıl icra ettiğini bana gösteriyor kendi merhametiyle onun merhametini, kendi inayetiyle onun inayetini, yani onun üzerinde gözüken inayetiyle Allah'ın inayetini gösteriyor. Ve mirati cemali rububiyetike ve medari şuhudike Evet. Şahit oluyor her şey. Ve işhadike ve başkasının da şahit olmasına vesile oluyor. Ve habibike ve resulike elledi erseltehu rahmeten lil alemin. O senin gerçekten Habibin yani dostun ve bize göndermiş olduğun dostluk vesilen. Allah'a dost olmanın yolu Resul. Evet ve bu yönüyle de beni değil mi? Bize rahmeten lil alemin. Bizim için bütün alem için rahmet oluyor. Onun çok uzun yorum şeyi var. Girem girmeyelim. Evet. Risale'de bunların izahı var. Ve Âli ali ve sahbi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyine vel murseline ve ala melaiketil mukarrabin ve ala ibadike salihin amin diyelim ve burada bitirelim inşallah. Bir Fatiha çekelim. Buyur. Efendim nasipse 8. sözde görüşmek üzere. El Fatiha.